Ölçüm sonucu tansiyonunuz büyük 198, küçük 105, nabzınız dakikada 79. Atın, teşekkürler. Sağlıklı günler dileriz. 19. 95 mi dedi? 19. Isıcak tut dizin abla, evet. Bak sen öyle deme, yine ısıcakta fayda var. Tabii ki. Isıcakta fayda var. Merhaba sevgili takipçilerimiz, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Değerli arkadaşlarımız, Kütahya'dan, köyümüzden, Yılanlı Tarla'dan hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sevgili arkadaşlarımız, daha önceki gün Ülker Hanım'la annemden kalan vişneleri kesmiştik. Bugün de burada babamdan kalan, kurumuş olan vişneleri keseceğiz ve vişne dallarını budayacağız. Vişneler neden kuruyorlar sevgili arkadaşlar? Başta biraz bakımsız kaldılar. Yani bundan birkaç sene öncesine kadar tarlalar ortak olduğu için, yani bütün kardeşler de İzmir'de olduğu için, babam vefat ettikten sonra, yaşlandıktan sonra tarlalarla ilgilenen olmadı. O yüzden de tarlalar bakımsız kalınca ağaçlar tabii ne oldu? Yavaş yavaş kurtlanmaya başladılar. Artı yağmurlar da yağmayınca, kuraklık da olunca bu kuruma sıklaştı değerli arkadaşlar. Kasım ayının ortalarına geldik. Normalde benim çocukluk zamanlarımda bu mevsimlerde değerli takipçilerimiz saçaklardan 1 metre buz sarkardı ve dize kadar, göbeğe kadar kar olurdu. Yağmurdan, borandan göz açamazdık. Mevsimlerin değişmesiyle havalarda artık çok çok ısındı, kuraklık başladı. Kasım'ın ortalarına geldik değerli arkadaşlar. Kasım'ın ortalarına gelmemize rağmen hala Nisan ayından beri, Nisan'dan beri bir damla yağmur düşmedi buralara. Tabii ki toprakta suyunu çekti. Topraklar çatlamaya başladı. Çatlamaya başlayınca da ağaçlar susuz kalınca da ne oluyor değerli arkadaşlar? Ağaçlar kurumaya başlıyorlar. Allah'ım sonumuzu hayır etsin inşallah. Hiç yağacak gibi de gözükmüyor. Kasım ayının 15'i, neredeyse 15'ine yaklaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, hala bir yağmur düşmedi. Hala ortalık çıra gibi, kuskuru. İşte bundan dolayı da bugün buradaki kurumuş olan vişneleri keseceğiz. Yerine taze fidanlar dikeceğiz sevgili arkadaşlar. Kurumamış olanları da dallarını budayacağız, onaracağız. Bir bakım yapacağız, yani sizin anlayacağınız. Gördüğünüz gibi bakın, havalar öyle sıcak ki akşamları sabahlar biraz serin oluyor ama özellikle gün ortasında değerli arkadaşlar şu anda 20 dereceye yakın bir sıcaklık var Kütahya gibi bir yerde ve gördüğünüz gibi kısa kolla duruyoruz. Hakikaten gündüzleri çok sıcak oluyor, geceleri ve sabahları da hava Kütahya'da soğuk oluyor. Mevsimler burada böyle geçiyor değerli arkadaşlar. Burada ağaçları bakım yaptıktan sonra bir traktör yardımıyla buradaki kesmiş olduğumuz kuru dalları köye götüreceğiz. Yakacak olarak orada kullanacağız değerli arkadaşlar. Akşam da Allah izin verirse Döndü ablama ziyaret edeceğiz. Döndü ablamlarda sohbet edeceğiz. Şimdilik ağaçları, kuruyan ağaçları budamaya, kesmeye başlayalım sevgili takipçilerimiz. Sevgili takipçilerimiz, daha önce böyle kuruyan vişneleri kesmiştik. Ancak ağaçlar kurumaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi, yani bir kısmında yapraklar olurken hala yaşkene bir tarafı tamamen kurumuş. İşte bu yüzden bu kurumuş olan dalları ayıklayacağız. Taze olan vişneleri bırakacağız ve diğer vişneleri de keseceğiz arkadaşlar. Neden hepsini bir kesmiyoruz? Eğer hepsini bir kesersek sevgili takipçilerimiz, o zaman da hiç yiyecek vişnemiz kalmayacak. En azından çoluk çocukla buralara geldiğimizde dalından yiyecek kadar fişne kalması için taze olan genç dallardan bırakacağız. Diğerlerini keseceğiz değerli arkadaşlar. Şuradan kesmeye başlayalım. Yazın bunlar mesela yaşadı daha. Gene kurumaya başlamışlar. Kurudukça da biz dallarını budayacağız. Veya bir kısmın dibinden keseceğiz tam kuruyanları. Kurumayanları da böyle dallarından, kurumuş olan dalları ayıklayacağız sevgili arkadaşlar. Oh,
Evet sevgili arkadaşlarımız, gördüğünüz gibi ağaçtan kuru dallarını budadık. Bu kalın dalları bir tarafa, ince dalları bir tarafa ayırdıktan sonra bir traktörle bu odunları da köye götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi odunları ayırmaya başlıyorum. Şu kalın dalları bir tarafa ayıracağım arkadaşlar. İnce dallarını da bir tarafa ayıracağım. Bunların hepsi yanıyor. Yani kalınlar sopada, bunlar tabii köyde eve götürdükten sonra orada daha ufak parçalara ayıracağız. Sopaya sığacak şekilde, kuzmaya sığacak şekilde. Uç çıltaklar da, bu uç ince dallar da Ülker'in bahçede yemek yaparken kullanıyor arkadaşlar. Her türlü hepsi kullanılıyor. Yani dağdaki ağaçların, kurumuş ağaçların. Bunlar zaten kuru. Ondan sonra da ayırdıktan sonra da bunları köve götüreceğiz. Böyle böyle devam edeceğim arkadaşlar. Videomuz burada bitmiyor, devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz değerli takipçilerimiz, gördüğünüz gibi şöyle kalın odunları bir tarafa ayırdım. Şöyle uç dalları da bir tarafa harman yaptım. Allah'ın izniyle şimdi bunları traktörle köye götüreceğiz. Köyden bir traktöre bakacağız. Ne zaman müsait olursa. Zaten köyde insan yok. 2-3 tane kişide traktör var. Onlar da yaşlı. Müsait olurlarsa bunları ücretini ödeyip traktörle köye götüreceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, bahçemizin son hali bu. Otlanmış. Bu ağaçları, dalları taştıktan sonra, yağmurlar yağdıktan sonra da bu bahçemizi çapa motoruyla süreceğiz arkadaşlar. Çok büyük değil. 200-300 metre yer olduğu için hani traktör zaten dönemiyor burada. Babamla amcamın ortaklığıyla, dedemden kalma burası. Şurası rahmetli olan Yakup amcama düştü. Burası da babama düştü. Babamdan da dolayısıyla diğer kardeşlerimiz başka yerlerde kaldı. Tek babamdan kalan tarla burası arkadaşlar. 200 metre kadar bir yer. Allah bereket versin. Bakın böyle vişneler başlarında kurumuşlar. Hala kuru şekilde. Vişneler var değerli arkadaşlar. Bunlar yenebilir şu anda. Çok tatlıdırlar. Yağmurlar da yağmadığı için hala başında böyle vişneler var değerli takipçilerimiz. Çok da tatlı. Diken basmış böyle. Karanın biraz armutlardan toplamış. Birçoğu yere dökülmüş değerli arkadaşlar. Bir kısmı da başında kuşlara, Ülker Hanım böyle kuşlara yesin diye bırakmış. Çok tatlanmışlar artık böyle organik elma. Babamın dikmiş olduğu organik elmala. Böyle arkadaşlar. Şimdi drone'la kalyonları çekeceğim. Buraları sonbaharı çekeceğim arkadaşlar. Başka bir videoda da size bu sonbaharın güzelliklerini, köyümüzün güzelliklerini göstereceğim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Akşam Döndü ablamlarda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın inşallah. Sevgili arkadaşlar, burası bizim gölcük dediğimiz yer. Yani suyun biriktiği yer. Daha önce burada sülükler oluyordu. Yani insanlar kendilerini tedavi etmek için buradaki sülükleri yakalayıp bacaklarında varislerini falan o sülüklerle tedavi ediyorlardı. Ancak sular çekilmiş artık. Sular çekildiği için de sanırım sülük mülük kalmaz. Daha önce geldiğimde su vardı ancak sülük yoktu. Sülük neden olmuyor değerli arkadaşlar? İşte bu kuraklıktan dolayı, su kalmadığından dolayı balık gibi düşünün. Bu hayvanlar da ölüyorlar. O yüzden de artık sülük yok.
Benim çocukluk yıllarımda, şöyle bu içine girelim. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, içinde hiçbir şekilde su yok ve tamamen kurumuş. Normalde burası 1-1,5 metre yüksekliğinde suyla dolu oluyor. Yağmurlar yağdığı zaman aslında kuraklık olmadan hiçbir zaman burası kurumuyordu. Son yıllarda, son 15-20 yıldır yağmurların yağmamasıyla birlikte burası da kuraklıktan nasibini almış ve artık su yok. Gördüğünüz gibi içinde dolaşabiliyoruz. Yerler yarılmış. Su olmadığından dolayı da tabii ki burada sülükler öldüler. Sülükler öldükten sonra da burada sülük üremiyor artık. Eskiden benim çocukluk yıllarımda buralarda çok miktarda su olurdu ve bu görmüş olduğunuz kurak yerin içi de sülüklerle dolu olurdu. Biz korkumuza giremezdik. Ancak öküzlerimiz falan böyle yanına yaklaştığında, ayaklarını su içmek için falan değdiğinde öküzlerin bacaklarına sülükler yapışırlardı. Onun da burada nesli kesilmiş oluyor. Bu durumda kuraklıktan dolayı sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçekten son 15-20 yıldır mevsimler ısındıktan sonra artık buralara bile yağmur, kar düşmez oldu. Normalde bu görmüş olduğumuz Gölcük dediğimiz yer, adını da oradan alıyor zaten, suyla dolu olurdu ve su dolduktan sonra da içi de sülük dolu olurdu arkadaşlar. Sülükler olurdu ve o sülüklerde de insanlar buraya gelirlerdi şişelerle. O sülükleri şişelere koyarlardı ve kendilerini tedavi etmek amacıyla kullanırlardı. Ne yazık ki ne sülük ne de su var artık. Gerçekten çok üzücü bir durum. Şöyle gördüğünüz gibi kurumuş koca göl tamamen şey olmuş. Çöl olmuş arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 metre yakın uzun burada kamış deriz biz. Kamışlar var. Tepelerde böyle tüylü tüylü. Yukarıdan bakıldığında burası çok güzel bir görünüm oluyor arkadaşlar. İnşallah drone'la da burayı çekeriz sevgili arkadaşlar. Şöyle buraya insanlar girip merak edip yol açmışlar. Buradan biz de çıkalım. Evet. Bunları eskiden bu kamış dediğimiz bunları insanlar bunları biçerlerdi arkadaşlar. Bunları sepet yaparlardı. Köfe örerlerdi, sepet örerlerdi. Yaşlılarımız, o zaman gençleri, şimdiki yaşlılar kirazları o sepetlere toplarlardı. Şimdi artık ne sepet toplayan var, sepet ören var, ne de bunları kesen var. Böylelikle duruyor arkadaşlar. Geçen birkaç yıl önce buraya ateş tutmuş ve yanmıştı. Demek ki kökleri yanmamış bu otların. Tekrardan bu şekilde büyümüşler sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle baştan tuğ diyoruz biz buna. Tohumlar oluyor arkadaşlar bu kamışların. Güzel bir görünüm oluyor. Yukarıdan baktığımızda çok güzel bir görünüm oluyor. Şöyle tepeden bakıldığında bakın şöyle. Güzel bir görünüm var sevgili takipçilerimiz. Siz sağ serim oğlum da bize vallahi her şey hız geliyor. Yeter ki siz sağ olun. İyi nasip olursa ayın 30'unda bacını olurum ben. İyi olurum. Hadi öpüyorsun, Allah'a emanet. Allah'ım görünmedi, bilinmedi kazalardan olsun. Allah'ım acil şifalığa versin. Bak Ülker yengen de dua ediyor. Amin de. İnşallah. Ya. Rabbim şifamı versin. Bak şifa diyor. Allah'ım şifamı versin inşallah. Ya Şafi isminin yüzü suyu ölmedene. Rabbim sana şifa versin Mehmet. Mehmet ne diyor ne diyorum gerçekten hiç az önce duydum. Geçer misafir onlar, gidici misafir hastalıklar. Geçer gider inşallah ya. Tıp ilerledi, dua edelim. Allah büyük dertler. Her şeyin başı duadan kardeşim. Aynen. Dua. Aynen. Rabbim güzel Allah'ım. Dualarımızı makbul etsin. Amin inşallah cümlemiz. Allah'ım elimizden... Bir de işe, senin işin de böyle şey ya. Ağır biraz. Ağır iş. O da nemli iş, nütübetli iş ya. O da çok şey eder. Tetikliyor. İnşallah ondan da emekli oldun mu... Geçer geçer dua edelim. Gerçekten Rabbim, dua edelim. Elimizde zikir, dilimizde Allah'ın kelime-i şehadetinden.
Dualarımızı kabul makbul etsin. Amin kardeşim. Görüşürüz gay. Allah'a emanet ol. Allah'ın beladan kazadan. Selam söyle Kadiriye gelinimize. Rahmet. Çocukları öp. Hamza'yı. Aleyküm Hamış selam. Bir tatlı olmuş. Öyle güzel olmuş. Böyle tatlı olmuş bu. Ha, hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol. Hoşçakalın. Al abla. Hadi yavrum Allah'a emanet olun. Beladan kazadan Rabbim muhafız eylesin. Lan ben boşa mı konuşuyorum? O kapatmış. Kanama vereyim. Ama kapatmış. Olsun lazım. Olsun lazım. İnşallah. Dualarımız Allah'ın yaradanından kurban olsun. Amin Allah. Gece gündüzü kardeşim elimin eridiği dilimin döndüğü kadar dua herkese ediyorum. İnşallah. Namazımı kıldıkça bazen Yasin-i Şerif okudukça Rabbim kabul makbul etsin. Maşallah bula Kur'an'ı söktün ya. İnşallah. 60 yaşından sonra. Eyce su gibi değil kardeşim de. Yine de Allah'ıma bin kere olsun abla tabii canım. Yine de bakıyorsun öyle ağaç yanında şeylere bakıyorsun baya baya hemen sökmüşsün. Bu yaştan sonra kardeşim. Öğrenmek zor yani. Döndü ablam yürüyen Kur'an kardeşim. İnşallah. Evet. İnşallah. Kur'an'ı biliyor. Okuyor. Hamdolsun yaradan okurdan yani, oldum. Evet. Maşallah. Allah. Sabah namazını kılıyorsun çok zaman. Allah'ım şey etsin uykum gelmedi mi? Ya tesbihimizi çekiyoruz ya şey okuyoruz. Allah'ım daha başka bir şey de okuyamazsın. Emre sürüyü taberke okudum o bile çok. Tabii canım maşallah. Allah'ım ayter kursiyonlar. Ne ettin nasıl geçti hastalıkla İzmirlerde nasıl geçti doktorlar ne dedi? Kardeşim ilk gittiğimiz doktor Dalia doktoruna gittik. O bronşit var ciğerde dedi. İyice nakline eremiyorsun demiş Hanife'ye. Bronşit mi belli değil daha demiş. O da sonra şeye gittik göze gittik. Gözde gözme kaybı var dedi. Bebe. Göz mercimekten dedi, küçülmüş dedi. Görme kaybı. Görme kaybı var dedi. Oradan şeye götürdüler. Mehmet Eryaka'ya almış. Orta Fethiye Bey'in cerrahiye gittik. O da dedi, belgidik dedi. Teyze dedi. İster benden tavsiye, ister tavsiye etme. Ameliyat olmak istiyor mu, istemiyor mu dedi. Doktor Bey bel zaralması mı varmış? Yok. Ha. Bel içine organlardan da çökme varmış. Allah Allah. Oradan ameliyat olmadığına... Dan tarafımın dedi. Sen dedim garanti veriyorsan ameliyat olacağıma doktor beyim dedim. Ben dedim omuktan tarafıyım dedim. Çünkü dedim ben iş tutamıyorum dedim. Acıdan ağrıdan uyuyamıyorum dedim. Şey dedi MR çektireyim dedi. Ona göre hareket yapalım dedi. O da öyle geldi. Son şeye bu ya da bir, ne diyor, galiba kalp doktor dedi. Aynı gün Hanife bağlayımda. Bu teyzeyim dedi. Bu tansiyonun düşmesinin sebebi dedi. Ya dedi galbi dedi. Tansiyon tetikliyor. Ya dedi kalp tansiyon tetikliyor dedi. Bunu dedi otorosyon çekeceğiz dedi kalpten. Birine de dedi yüklü tıpına göndereceğin dedi. Yüklü tıpına göndereceğin dedi. Ayın birinde biri var beşinde de bir bakalım. Allah'ım bir başıma diyorum niye de hastalığa varsa kapılara bakarsa Allah'ım. Kapılara baktırıp da el yasir etmesin yaradanım bir Allah'ım. İnşallah kurbanım. Üç gün yatak dördüncü toprağı içsin. El ellerini koyup da kapılara merin merin baktırmasın. En zorumuz o. Ben de gitti dedim. Babaya gelmedi dedim. O da Şahin aradıydı. Döndü abladan haberim var mı falan dedi. Ve döndü abla köyde değil mi dedi o da. Yok dedim döndü abla hayli gitti. Yok buralarda gelmedi dedi. Görünmüyormuşsun köyde de aradı Şahin beni. Görünmüyor şimdi... değil ben İzmir'de dedim ama. Köy dedi bana. Ha, döndü ablam ne diyor dedim. Ben sordum o dedi İzmir'de dedi yani. Ha, döndü abla dedi İzmir'de dedi. Kardeşim dedim. Ben bu çağına çalışıyorum. Meşgul etmeyin diye çocuğu şey etmedim. Sonra bugün Şükür'e gelmişler. Medine'yle ikisi. No, deyivedim o zaman Bekmez şeysini. Bekmez'e gelmişler ona. Hem oturmaya gelmişler. Ablam gelmişti. Hem de Allah'ım gelem demişler. Kardeşim. Mehmet'e mi geldiler? Mehmetlere geldiler. O da oturdular. Abla iyi. Ben seni bir hafta eve götüreceğim. Hem onları gel. Gözün açılsın. Kardeşim dedim sen bir gün bana müsait bul da bir haftaya kalsın iş dedim. Doktora bu buluş aynen dedim. Aynen ya düğüne ertesi günü ertesi günü her gün gidiyorum. Düğün gan, ertesi gün ekrar, ertesi gün röntgen, MR, şu bu iş nerede? Bitmiyor. Bitmiyor. Oradan Henfe'nin evinde de Henfe sabahla 12'de gidiyor işe. Ben yemeğini yapıyorum. Ya ana hastaneden geliyor, ana kayboldum, evi buldum mu arıyor. Yarım dedim koca İstanbul'a gittim geldiysem dedim İzmir benim dedim köv gibi geliyor dedim. İzmir'de hayal gezerim korkma sen dedim çocuk merak ediyor. Tabii. Ana dedi
Tabii. Şey dedi, üniversite gibi büyük dedi, Yeşilyurt dedi. Yarım dedim, az çok okul yazardım. Va ben girecek çıkacak yerlerim çok iyi biliyorum dedim. Yakın mı hastaneye hanımefendinin evi? Yakın. Çok değil mi? Çok da yakın değil. Buraya inen yok aman gıda va girelim. Va arası var. Çok yakın derim. Çok yakın derim kardeşim. Değil. Onu da neden gidiyor? Sevgi yolunda. Sevgi yolum diyorlar. Sevgi yolum diyorlar. Oradan giderse hemen çıkılıp o üst yanına. Ya aşağı yoldan gidersen bir aralıktan yukarı evet, çıkıyor. Evet. Aynen öyle. Öyle efendim. Bir ara sokakta bir yerde. Ama iyice ögendiğimi olar galiba. Şimdi yanınız her yıkı gezen olan. Ögeneysin ya. Sen zeki kadınsın. Ögeneysin. Şekilimden şey demiş. Baba demiş. Göze demiş. Hani Gatten anamı çıkardım. Göz doktorunun çıkabilir mi çıkamam merak ediyorsun. Anamı demiş tedarikte kaldım demiş. Bu ara babasını aramış. Hı. Henife. Kızım demiş ananın demiş her yakayı girer çıkar demiş. Sen ananı merak etme demiş. Senin bile ara bu iş yerinde demiş. O kadar da değil dedim ben iş yerini incir altın neylerdi buraya ben dedim. Ancak dedim geldim gittim yere iyi baktım ben dedim. Nereden girdim neyden çıktım oraları anladım. Biliyor dedim. Herkes işe gidecek tabii. Kardeşim, da insan yok. Senin başın bekler durumu. Herkesin işi var, aşı var. Hem de yük olmak da istemem çocuklarıma. Allah'ım işe yük etsin. Değil abla da hani ya işe gitmek zorunda herkes. Ya ne seni bıraksın, mı? İşini mi bıraksın, seni mi bıraksın orada? Ne yapsın? İlla ki işe gidecek. Tabii illa ki işe gitmesi lazım. Mehmet de götürüyor, Kadriye'de çocukları var. Mehmet işe gidiyor, Hanife işe gidiyor. Nakıbın işe edeceksin. Tabii tabii. Ben işte şey ederdik. Hemen şöyle evimizin bir sokağı şeysinde anama diş yaptırıyoruz o sene. Her gün iş yerinden çıkıyorsun. Bir vesait geliyorsun anamı götürüyorsun hastaneye. Eve koyuyorsun anamı geri gidiyorsun. Bir gün dedim ana dedim hemen bir sokağı ötemizde öğretiverin. Buradan öyle git. Ertesi gün... İki dakikada bir arıyorsun. Ana geldin mi, köşeyi döndün mü, dişçiye girdin mi, çıktın mı, evi buldun mu? Böyle dedi, acık dedi, bulamadım gibi. Oldum ya da bekle, sakın kıpırdama dedim. Koşa koşa şahin dolmuş durağına, dolmuşa bin fırla. O da anam da bir önceki sokaktan girmiş. He, ondan bulamıyor. Abi ya dedim, ana dedim, kaybolsam ben ne ederim dedim. Allah korusun dedim. Ondan sonra gari şey, o günden sonra. Bir gün Kevser izin aldı, bir gün Şahin izin aldı, bir gün ben öyle dişleri tamamlattık yaptırdı. O da çabuk oluyor mu? Oluyor ya. Daha Hasan Ağam Gazi diş yaptırıyormuş. O da gitti İzmir'e. Yine de sen ağaç yok okul yazalım olacak. Yana bak ben enişten buradan bindir o kardeşim. Adam yanını yattı ama dünkü merak edecek yeri yok. O benim o kaybolmayacağım biliyor. Sen biliyorsun senin okuma yazdığın var. Kardeşim olsun yine okuyor ama zaman adam bazen kafa dolaşıyor. Bak üçüncü kattan taban katta kanı bir yemeğe indiriyorlar. Üçüncü kata bir film çıkarıyorlar. Katlar da giriş çıkış giriş çıkış. Usta neden girip neden çıkacağını bilemiyor. Su kanı ağırma şey olmadı. Gözüme bir doktor bir şey damla damlattı. Bütün onları kardeşim hiçbir şey görmedim. Görmezsin. He. Göz bebekleri büyüyor ya. He, onları büyütmek için damlatmış. Kaldım. Abi dedim doktora ben köle oldum dedim. Allah korusun. Gerçekten. Gedeyeceğim seni. Ama öyle böyle iyi doktor dedim. Çok iyi bir doktormuş. Kolumdan tuttu. Sen orada 15 dakika bir otur dedi. Dedim benim gözlem dedim. Acı açıldan mı dedim. Gidelim seni görmüyorum ben dedim. Göreceksin. Az sonra görürsün dedi. Sonra bir daha film çekti. Görme kaybı var senin gözlerinde teyze dedi. Sen bura odun geldi dedim. Hala onun da böyle keleziyen var gözümün bunda. Ne zaman odun geldi abla? Vay bir buçuk ay kadar oluyor. Ondan sonra çıkı mı oldu böyle. O peleziyen? O peleziyen ondan sonra oldu. Şurada 15 günde bir hafta bir sürekli kanama oluyor bu yandan. Sol gözde. Ona ne dedi? Ebeciğine işte görme kaybı var dedi. Acık şeker vurmuş dedi gözlerine dedi. Sende de bir şeker var abla. Yok kardeşim 400 şey... 308'den olmuş. Yoğudu evvel senelerde, geçen senelerde. Var kardeşim daha şeylerde bilir, okusanız Şahin okuyabilir de. Abla sen daireyi falan yemiyor mu? Kardeşim bunu daireyi İzmir'de de dediler de bu sene oğladı geçti ya 20 gün toplayamadık. Hacca'da varsa şeyde Bazarköy'de getirteceksin acık bir iki kısımlardan. Kaynatmalık. Biz veren ben veren sana
Şey serdim daha kuruyor. Var mı sizin? Serdim balkona kuruyor. Şahin geç vakit topladı. Topladım geç vakit geldiğimde ben. O taksiyle bu şey tüzi daha iyi mi? Evet. Serdik ya. Kız daha iyi değil. Kireç gibiydi o kırmızıydı. Kırmızı tepeköy oradan. Hop bu ya. Kerem iyi abi düşürüyor. Şey. Beş tane günde yedin yeter lan. Üç çoğu. Yok, suyunu kaynadığını kardeşim. Suyunu iç. Yaramı iç. Bir düşürüyor. Çok düşürüyor ama. Böyle şey yaptım. Pestil gibi yaptım. Ben söyle ekmeğe sürmelik. Tuzlu ekşi ekşi. Yoksa Hanife yengem ağda yapmış. Ekmeğe sürmez. Çalıyor ekmeği yedi. Yani ne ağdası kızım dön bilmiyorum. Baya eski ağdalardı. Daha rahat kızım. Yok dayarini marmelat işte. Dayarini kaynattı. Ediyor ekmeğe sürüyordu. Bayasmayı ağda yapmış diyor. Aha ağda alıyorduk ya hazır öyle sanmış o. Sonra şey ettim. O suyunu ayrı kaynada koyuluyor. O su bekmez oldu. Ha, bekmez gibi oldu salataları dökme. Ha maşallah. Ha, oradan tenesini kalanı o şey beslemek meyvelerini de geçirdim süzgeçten. Acı içine tuz attım. Bir aşırı daha kaynattım. Kavanozlara koydum. Sadece iki kavanoz. Bir de kaseye koydum. Hadi dedim ekmeği de kızardığını da dedim. Bir dilim yiyen dedim. Çok güzel ekşi ekşi. Bir dilimi yedim. Bir sürdüm. İkinci dilimi de yedim. Allah'ım benim şekerimi bir düşürmez mi? Var. Aynen benim şeker. Uluk ter. Allah ne yapacağım dedim. Çok şeker düşürüyor. Onu kullandın mı? İnsülin kullanılmıyor zaten yani. Ya insülinden iyi kardeşim. Tabii canım. Ondan ağız yedim. Bir dilimde bir şey yoldu. İyiydi. Dipe dincidim. Tatlı geldi ya. Bir daha sürdüm. Tuzlu ekşili gay limon yemiş gibi. Severim ekşiyi ben. Allah'ım dediğim benim şekerim bu nasıl düşürdü? Hemen çorba kaşığına ince şekeri gay. Reçel vardı. Verdim kaşıkladım tatlı yattım uzandım da öyle ulu ter. Abu bir düşürüyor. Ondan sonra kız dedim dayarımı yaptık ki ben dedim. 3-4 gün geçti. Bir de suyundan dedim bir bardağı içen dedim. Bir filcan içtim hiçbir şey etmedi. İyi. Tamam iyi. Koca su bardağını doldurdum da bir diksen günahın ettim. Ayan abi ben ne dedim ya bu kardeşimi öldür bu delikanlı. Şey, yok abla, abla. Ayarında içeceksin abla. O şeker bir çok düşürüyor. Çay bardağından içeceksin dokanmaz. Ha, bir çay bardağı normal günlük yani. Yemeğin üstüne aç karnına değil. Yemeği yiyorsun ya. Tansiyonu da düşürüyor o zaman iyi olur o. Yemeğin üstüne. Abla bu tansiyon, kolesterol, şeker hepsini aynı anda düşürüyor. Bak, yemeğin üstüne sen fazla değil aman abla. Kahve filcanı yok mu? Yok. Ondan erik bakalım, suyu olsun su karıştır. Büyün de çıkıp bu dün 14'e düştüydü dün sevindim. 18'den aşağı düşme o kardeş. Ne biçimdir böyle bu bilmem. Mehmetciğim 500'e mi 400'e mi? Tansiyonu hala talbiymiş. Ölçeyim bakalım tansiyonu. Kendini ölçebiliyor musun abla? Ölçüyorum kardeşim ölçüyorum. Ölgeti bir de orada da. Adamlar bir de neyi buymuşlar bak. Eve lazım amme. Her eve lazım. Vallahi kardeşim kaçar 400'e 500 olacak. Evet, doğrudur amme. Amiş Allah bin Allah'ım tuttuğunu sarı altın etsin. Çalışmasın. Çırpının başlısı ağzında bulsun. Allah'ım Halil İbrahim bereket versin keseceğine. Mehmet'in mi? Mehmet Allah razı olsun. Bismillah dedi bak bismillah. Bakalım kaç. Lütfen dikkat. Tansiyon ölçerken konuşmayın ve hareket etmeyin. Manşonu kalp hizasında tutun. Nasıl biliyor bakalım Dönet abla. Kaç. Nerede yazıyor şu an? Bunu gösteriyor ekranda.
Ölçüm sonucu tansiyonunuz büyük 198, küçük 105, nabzınız dakikada 79. Atım, teşekkürler. Sağlıklı günler dileriz. 19. 95 mi dedi? 19. Ha, 119. Valla yüksek. Kardeşim bir şey demiyorum benim, ben valla şaştım. Ne oldu derdi, düştü sevindiydim. Ne oldu? Hipertansiyon diyor doktor buna. Allah, ne oldu belli olmaz bunu diyor. Allah korusun. Ahmet Pamuk hiperdi kardeşim işte ya. Genetik oluyor genelde ya. Herhalde sürerli genetik oluyor. Genetik işte. Yani. Babamda da yüksek tansiyon vardı. Hemen bu kafamın bu arkası böyle ısırmaya başlıyor. Kafa böyle dönmeye başlıyor. 19'da diyor şey Kadir anladı, sen de kızım dedim, ölsen durguluyordur dedim. Vücut alışmış demek. Bazı insana dokunmaz, hani oraya yer ediyor. Kardeşim bu bak dokunmaz dün, mı ya? Dün 14'de düştüydü bak, 14'te upur atladım. Bak öyle dedim. Ben huzursuz musun abi? Yok. Bu başım bu çukur ya bana. Buradan böyle hura geliyor ağrı. Bak elin öyle bir değmiş. Yanıyor gibi görüyorum. Hura hura. He, gerçekten sıpsıcak. Yanıyor. Nasıl düşüreceğiz abla, hapı yok mu bunun? Onun hapını ince ben çayın içine limon sıkın sıkın. Geldi mi? Geldi mi işte? Geldi ya. Çal sana yalnız. Çal sana yalnız. Çal sana yalnız. Abla otursun. Ayağını sıcak tut dizin abla, değil mi? Bak sen öyle deme, yine sıcakta fayda var. Tabii ki. Sıcakta fayda var. Enişte bu abla, yakma o nasırlı benim elime. Çalışıyorum. Nasır gibi. Diye ne? İşici bağlayan şeysini almış. Hay gidiyor valla. Çatla. Ne oldu kız ona? Soğuktan geldi ya, acık ılık su dökün. Döktük, çalkaladık. İşte ısınmadan soğuk su döktünüz mü, çatlağa sıcak su döktünüz mü yani? Şunu ablama verin. Bardağın çatladı yaydı. Nazar çıkıyor değil mi işte? Can çatlaması. Evet. Can çatlaması. Geçen gün ne oldu biliyor musun Şahin? Döndü geldi. Bakis ablan döndü. Gaz kalın bardağı enişte. Ay, ona katan dur. Bardak inan ol bir kalın bardak. Nazar değiyor onun. Yok onun ku değmedi. Onun bardağına işe oldu. Çayı vereceğin kadından bardak bir başladı. Şu sapı ya, saplı çıtır 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 döne 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 tam da bana endi patladı. Patladı. Kaç kaşık atam enişte şeker? Şey bir erkinden bir kaşık at yete. Dolu. Nemlenmiş hemen şekeri de. İyi iyi. Şöyle bir kaşık atam. Şahin'e de atıyor şeker. Ya ben biz şeker kullanırız. İçmez Allah. Şekersiz içiyorsunuz. Şeker masrafı yok. Ben yazıyorum şimdi ya. Allah şeker atmadım mı? Kardeşim Şahin'e demek. Düşüyor. Düşüyor. Düşüyor değil mi? İşte, İyi iyi işte, sen o işe iş et yani, tamam. Bir şey